Yeni torba haftaya mecliste. Öğrenci affı ve vergi cezasına artış geliyor. AK Parti tatil öncesi yeni bir torba teklifi meclise sunmayı planlıyor. Torbada memurların beklediği ek gösterge yer alacak. Öğrenci affı kanunlaşacak. Bazı vergi suçlarının cezaları da arttırılacak. Adam, haftaya mecliste olacak. Tabii yani adam eğitimini, delikanlı eğitimini yarıda bırakmış. Şu ya da bu nedenle ben bilemiyorum. Yani birçok nedenleri var. Okuldan atılmalar ya da kılık kıyafetine dahil, yani onları da gözünde bulundurarak bir şekilde bir bahaneyle okuldan atılmış olanlar var, evlenmiş olanlar var. Ya işe güce ihtiyaç var. Ben şimdi ne akademik kariyeri yapacağım diye doktorasını, yüksek lisansını yarıda bırakmış, okulu terk etmiş çocuklar için, insanlar için hakikaten bulunmaz bir fırsat. Bunun için yani hükümetimizi tebrik ediyoruz. Okuma hakkı, öğrenim hakkı çok önemlidir. Bunu tekrar veriyor, hakkı teslim ediyor, tebrik ederiz. Şimdi vergi cezasına gelince de vatandaş ne diyor? Efendim bunun vergisi zaten 3-5 kuruş, cezası da 1 kuruş. Ya ne olacak, ödemesem ne olur diye falan, böyle bir mantık var. Ama şimdi o vergi çok ucuz diye, değil mi? Çok bir vergi veriyorsunuz, kısıtlı, uygun. Efendim bir vergi veriyorsunuz, o vergiyi ne yapıyorsunuz? Ödemiyorsunuz. Cezaya giriyor. Aman cezasını da öder canım. Cezası ne olacak ki? Eskiden yani çok konuştuk biliyorsunuz bunları. Şunun için söylüyorum, 1 lira vergi borcunu ya da parasını vatandaştan almak için devlette ve hükümetler 5 liralık bir pulla o 1 lirayı tahsil etmeye kalkardı. Adam mektupla gönderiyor bakkal Ahmet amcaya. Efendim sizin filanca tarihte 1 liralık verginiz bulunmaktadır. Bunu lütfen ödeyiniz. Pul parasına bakıyorsun 5 lira ya da 3 liradan aşağı değil. Bazıları gülüyor. Diyor ki arkadaş yani devlete bak ya, 1 lira için 3 lira sarfiyat yapmış. Tamam mı? Gülüyorlar ama devlet bu. Not etmiş, parasını alacak. Efendim kendi alacağı için Şahin de efendim vereceğinde bilmiyorum serçeleşiyor. Ya ne olursa olsun adam 1 lira borcu var, onu alacak. Mantıksız bulabilirsiniz. Hakikaten öyle. Ama şimdi işte vergiyi ödemedikten sonra, cezaya da girdikten sonra bu ceza artacak. Ya defaatten af çıktı, af. Kaç defa efendim vergileri yeniden yapılandırıldı, vergi borçları ondan sonra ödesinler diye. Efendim şeyleri de faizleri de kaldırıldı. Buna rağmen lütfedip ödemeyenler var. Kulak ardı edenler var. Hadi ödediniz. Bundan sonra niye ödememezlik yapacaksınız? Vallahi cezalar artıyor. Bundan evet. Sonra yani ne kadar af görülür bilmem. Herkes sorumluluğunu bilecek. Tabii sorumluluğunu bilecek ve vergisini ödeyecektir efendim.